Güllü, geç kalıyoruz. Tamam, geliyorum. Ben arabadayım. Dün akşam çok güzel oynadın Ali Cengiz oyunlarını. Aferin sana. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Bal gibi de anlıyorsun. Ama çabaların nafile. Muzaffer'i ne yapsan da ayıramayacaksın benden. Benimle iyi geçinmeye bak. Ancak ölüm çıkar beni bu çiftlikten çünkü. Kız düşündüğümden de kurnaz çıktı Yasin. Attığım her adımı önceden seziyor sanki Soykan. Bunları bana niçin anlatıyorsun Selda? Benim elimden ne gelir? Anlatıyorum. Çünkü bu çiftlikte senden başka dostum kalmadı Yasin. O Güllü denen kız yüzünden abim bile beni görünce yüz çevirir oldu. Sen rahmetli annemle babamı iyi tanırdın. Bir mesele olup başları sıkıştığında sana gelirlerdi. Senden akıl alırlardı. Şimdi söylesene bana. Onlar yaşasalardı Güllü gibi bir kızın abimle evlenip gelip çiftliğe hanım olmasına izin verirler miydi? Vermezlerdi elbet. Ben de vermem. Veremem Yasin Ağa. Anladın mı? Veremem. O kız bu çiftlikten gitmeli. Kız nikahı bastı beye. Bu saatten sonra nasıl olacak bu iş? Benim bir umudum var. Renan. Abimin eski nişanlısı, hatırladın mı? Hayal mayal. Malum o vakitler bey habire başka başka avratlarla geziyordu. Renan iyi kızdır. Paris'te tahsil terbiye gördü. Hem beni de çok sever. Eğer abimle yakınlaşmalarını sağlayabilirsem... Bakın, bana akıl sormuşsunuz. İşte size akıl. Bana kalırsa karışmayın bu işe. Evlilikleri nasıl olursa olsun, karı kocanın arasına nifak sokmak günahtır. Bir kızın gelip ailenin arasına nifak sokması günah değil midir peki? Tabii o da günahtır. Ama... Aması falan yok Yasin ha. Şimdilik tek umudumuz Renan.